Hep söyleniyordu. Değişimin kokusunu ilk önce bürokrasi alır ve ona göre konumlanır diye. Her ne kadar Maliye Bakanı yabancı yatırımcıyı, Türk bürokrasisini birlikte alaşağı etmeye davet ettiyse de gidişat tersinin olacağını gösteriyor. Yargıdan hiç beklenmedik kararlar çıkmaya başladı. Sadece dünküleri hatırlatayım. Cumhurbaşkanlığı bir kararname ile Devlet Denetleme Kuruluna denetlediği dernek yöneticilerini görevden uzaklaştırabilme yetkisi vermişti. Anayasa Mahkemesi işte bu kararnameyi iptal etti. Mahkeme aynı gün 3 yıl önce ihraç edilen Barış Akademisyeni Asya Saydam'ın pasaportunun iptal edilmesiyle ilgili başvuruda da ihlal kararı verdi. Hukuksuz baskı rejiminde peş peşe açılan iki gedikti bu. Üçüncüsü de aynı gün geldi. Erdoğan'ın ve AKP'nin yargıdaki tetikçisi Akın Gürlek kendisine yeni Zekeriya Öz diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı açtığı davayı kaybetti. Bitmedi. Ondan önceki günde Cumhurbaşkanı Ankara 12. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı 500 bin liralık hakaret davasını kaybetmişti. Birkaç yıl önce hatta bir yıl önce bile bir yargıcın Erdoğan'ın siyasi rakibi lehine karar vermesi, yargının astığı astık, kestiği kestik hakimi Akın Gürley'in bir davayı kaybetmesi, Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin iptal edilmesi, el konulan pasaportların iadesi aklın alacağı şey değildi. Ama hava döndü. Hakimlerin bir kısmı iktidar baskısıyla verdiği ya da vereceği hukuksuz kararların hesabını vereceğini yargılanacağını gördü, frene bastı. İktidarın eli sürdükçe bürokrasinin cesareti artacak. AKP beklemediği bir dirençle karşılaşacak. Sonunda alaşağı edilen, hukuku savunan bürokratlar değil, onları alaşağı etmeye çalışan Maliye Bakanı ve o çok güvendiği Cumhurbaşkanı olacak.